Elimizde bir tane Bosch M6 çift 07 12 volt 6 amper 100 amper 18 dereceye dayanıklı eksi model bir akümüz var. Akü de aslında alalım. Ortalama 22.03.2023'te aldık. Akü tabi sorun yok fiziki olarak ama marşa bastığı zaman cihaz çökmüş oluyor. Bundan dolayı da bir elimizde bir Proskit cihazımız var. Ölçümünü yapacağız. Unit'in UT 673 Adana diye bir ürünümüz var. Bir ürünümüz daha var. Bugün yeni aldım. Bu da 10 amper ne kadar şarj yapabiliyor. En son bunu deneyeceğiz. Garantiye göndermek istemedim. İlk önce voltajına bakacağız. Evet, ölçtüğümüzde cihazda 11 volt gibi bir voltajımız var gözüküyor. Yani şu anda yani motorun üzerinde olduğu halde bu şarj olduğu halde 11. Normalde 12'den yukarı olması gerekiyor. Şimdi unit cihazımızı takacağız. Akü ölçüm cihazımızı. Evet, unit cihazımızı açtık. Şu anda şu şeyimizi kapatalım. Böyle daha iyi olacak. Şimdi normalde 11 voltajımızı aldık. Şurada batarya kısmına geldik. Batarya kısmında evet burada normal AGM diye AGM akü olduğunu biliyoruz. Burada Avrupa'yı seçiyoruz. 105 destekliyormuş bizim start halinde en fazla verebileceği amper. Testimizi yapıyoruz. Testimizde çıkan sonuç ya şu bölümde zaten yeşil yanınca zaten cihaz düzgün diyor. Burada iç direnci 27 ohma çıkmış. Yani bu normalde 3-4'lerde olması gerekiyor. %58 ömrü kaldığı gözüküyor. Verebileceği maksimum şu anda 80 amper gibi bir şey gözüküyor. Zaten demek ki ölçü cihazındaki ölçtüğümüz değeri görebiliyoruz. Bu tamamen şarj olması gerekiyor. Biraz sonra da bu cihazımızla bir şarj operasyonuna gireceğiz. Gerekli testleri yapıp tekrar videoya devam edeceğim. Direkt standart akü olarak gördü zaten. Şurada baktığımız zaman standart kütüğü gördü. 12 voltta şarj yapıyor. Balkona koydum. Saat şu anda tam 9.30. Kaç saat bir zamanda şarj edecek? Biraz sonra bakmış olacağız. Evet, bir şarj kısmında da şu an diyor Charging Low Load 12.07. Bu seviyelerde şarj edeceğiz. Burada da 2 volt akımımızı görüyoruz. 7.2. Burada da voltajı vermeye devam ediyor. Bu şekilde bir teste devam edelim bakalım. Akü şarj yapalım. Evet, şu anda full oldu. Akümüz dolmuş oldu. Hemen kutu başlarını çıkarttık. Ölçü cihazımızı açalım. Voltajımıza baktık. 13.20. Hemen hemen istediğimiz seviyelerde. Tamam. Bir de aküyü test edelim. Eksi kutup, artı kutup. Cihazımız açıldı zaten. Biraz ışıkla ilgili sorun yaşayabiliriz. Şimdi bataryaya geldik. AGM batarya. Avrupa olanı seçtik. 105 amper destekli. Teste başladı. Test sonucu şu an good. Burada OMAŞ 10 normalde 3 seviyelerinde olması lazım ama şu an %100 215 ampere kadar
Güç veririm diyor. Yani 105'ten daha yukarı veriyor ve artık yeşile döndü. Omajımız biraz yüksek. Yani normalde 3 seviyelerinde olması lazım ama sağlamlığını artık sonraki aşamada göreceğiz.